Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hücre neden bölünürden, hücre döngüsünün genel hatlarından bahsettik. Şimdi daha detaylarına inelim. Daha detay olarak ben ilk önce interfaz evresini anlatmak istiyorum. Daha sonra mitoz ve mayoz bölünme diye ayrı ayrı anlatacağım. İnterfaz evresi hem mitozda hem de mayoz bölünmede ortak bir evredir arkadaşlar. Her ikisinde de görülür. Bu yüzden de interfaz evresini şöyle başta anlatayım. Ayrı ayrı diğer evrelerini de anlatayım. Daha sonra ise mitoz bölünme, mayoz bölünme der, hücre bölünmelerini kısaca anlatırız. Şimdi interfaz evresi arkadaşlar, bölünmenin en uzun evresidir. Bakın yazıyorum. Hücre döngüsünün en uzun evresidir. En uzun evresidir arkadaşlar. Yaklaşık olarak bakın 4'te 3'lük bir zaman dilimini kaplar. Hani bunu yazmayacağım ama yani mesela diyelim 20 dakikalık bir bölünme ise bunun 15 dakikası interfaz evresi, geriye kalan 5 dakikası o mitotik evredir. Hani profaz, metafaz falan var ya, uzun uzun anlatıyoruz. Aslında onlar nedir? Sadece 5 dakikayı kaplar ama interfaz evresi 15 dakikayı kaplar. Hani genel olarak örnek verecek olursak. Bu şekilde interfaz evresi en uzun evredir dedik. Arkadaşlar 3 alt evreden oluşur. 3 alt evreden oluşur. Nedir bu evreler? Sırasıyla G1 evresi, G1S ve G2 evresi olarak arkadaşlar sırasıyla bu şekilde oluşuyor. Şöyle bir diyorum, G1 evresi. Ne oluyor bu G1 evresinde? Normalde TTAYT müfredatında da vardı ama kaldırıldı arkadaşlar. Sadece işte ÖABT'de anlatıyoruz. Dediğim gibi biz daha fazla detay bilmemiz gerektiği için. Arkadaşlar bu evrede şimdi bölünme için ne gerekli? Enerji gerekli mi? Evet. Protein gerekli mi? Evet arkadaşlar. İşte RNA, diğer moleküller, bunlar gereklidir. İşte bu evrede bunlar sentezleniyor. Dediğim gibi hemen yazalım isterseniz. Şöyle diyeceğiz. ATP, bakın. Şöyle ATP, protein, RNA gibi moleküller sentezlenir. Moleküller sentezlenir. Arkadaşlar bu evre yaklaşık olarak 8 saat sürer. Yani şöyle düşünün. Bitki ve hayvan hücresi için dedik ya ortalama 19 saat sürüyor diye bir bölünme. İşte bu 19 saatin 8 saati nerede geçiyor? G1 evresinde geçiyor. Tabi saat vererek böyle çok detaylara boğmayacağım ama kısaca söyleyeyim dedim. Arkadaşlar burası hızlı büyüme evresi olarak da isimlendiriliyor bakın. Hızlı büyüme evresidir. Hızlı büyüme evresidir. Organeller eşlenir. Organeller eşlenir. Ayrıca arkadaşlar bu evrede iyipliklerin oluşumu için gerekli olan proteinler üretilir. Neydi bu proteinler? Mikrotübüller, değil mi? Tübülin proteinleri üretiliyor. İyipliklerin oluşumu için gerekli olan proteinlerdir bunlar. O zaman yazalım. İyiplikleri için gerekli olan proteinler üretilir. Proteinler, hatta parantez içerisinde yazayım, tübülin proteinleri diye proteinler üretilir. Evet, böylece G1 evresi biter. G1 evresi dediğimiz gibi yaklaşık 8 saat sürüyor. Arkadaşlar gelelim ikinci evreye, S evresi. En çok sentezin gerçekleştiği evre bu evredir. Ve ayrıca arkadaşlar bu evre çok çok önemli. Çünkü DNA kendini eşler arkadaşlar bu evrede. O zaman yazalım. DNA kendini eşler. Bakın. DNA kendini sadece bölüneceği zaman eşler. Başka hiçbir zaman eşlemez arkadaşlar. Mesela size şöyle bir soru çıkarsa. TET'de, AYT'de mesela çok çıkıyordu. Hani ÖABT'de de yine sorulma ihtimali var. Aşağıdakilerden hangisi bir hücrenin bölüneceğinin kanıtıdır? Bunlar böyle bir soru çıkarsa arkadaşlar sizin şıklarda arayacağınız şey şudur. DNA kendini eşliyorsa. Bakın DNA kendini eşliyorsa sadece bölüneceği için eşler, başka hiçbir zaman eşlemez. Protein sentezi öncesinde eşlemez. Başka hiçbir olay için eşlemez. Sadece bölünecekse eşler. Böyle sürekli tekrar ediyorum ki aklımıza kazınsın diye. Arkadaşlar yaklaşık olarak 5 ile 8 saat arasında sürüyor bu evrede. Ayrıca S evresi arkadaşlar
Bir hücre eğer ki S evresini geçirmişse mutlaka bölünür. Bakın G1 evresinde takılıp kalabilir, sonrası gelmeyebilir ama S evresi geçirmişse bir hücre mutlaka bölünür. O zaman yazalım. S evresini geçirmiş bir hücre, mutlaka bölünür. Mutlaka bölünür. Mesela bir deney vardı, amip deneyi. Amip deneyinde şöyle bir şey yapıyorlar. Büyümüş ve çekirdeğin bölünme emrini vermiş olduğu bir hücrenin çekirdeğini alıyorlar. Başka bir amipe arkadaşlar, daha küçük, hani büyümemiş bir amipin çekirdeğini çıkarıp o bölünme emrini vermiş çekirdeği amipe, diğer amipe yerleştiriyorlar. Ve daha sonra bu küçük olan amipin bölündüğü görülüyor. Bunun sebebi nedir? Çekirdeğin S evresini geçirmiş olmasıdır. S evresini geçirmişse mutlaka bölünür arkadaşlar. Burada her kromozom, hani dedik ya DNA kendini eşliyor diye arkadaşlar. Her kromozom kendisinin bir eşini yapıyor ve ayrıca kromozomlar iki kromatitli haline geliyor arkadaşlar. Hayvan hücrelerinde sentrozomlar eşleniyor. Onu da yazalım. Şöyle yazalım. Her kromozom iki kromatitli haline gelir. Ve sentrozom hayvan hücrelerinde bulunduğu için sentrozom, o yüzden yazıyoruz. Hayvan hücrelerinde sentrozom eşlenir. Sentrozom eşlenir. İşte böylece S evresi de biter. Gelelim 3. evremiz olan G2 evresine. G2 evresi. Arkadaşlar bu evrede de yine ATP, protein, RNA sentezi gibi sentezler gerçekleşiyor. Bu da yaklaşık işte 2 ile 5 saat arasında sürüyor. Ayrıca bu evrede arkadaşlar endoplazmik retikulum yıkılıyor. Neden yıkılıyor endoplazmik retikulum? Çünkü çekirdek zarıyla hücre zarı arasında bir köprü gibiydi, değil mi? Zar sistemiydi ikisi arasında giden. Çekirdek zarı birazdan, hani mitoz bölünmeyi anlatacağım zaman bir sonraki videoda, orada göreceksiniz. Diyeceğim ki çekirdek zarı erir, kaybolur. Eriyeceği zaman endoplazmik retikulumun bağlantı kuracağı bir zar kalacak mı? Kalmayacak. Dolayısıyla endoplazmik retikulum da bölünme sırasında arkadaşlar yıkılır. Bölündükten sonra, bölünme gerçekleştikten sonra tekrardan oluşturulur. O zaman yazalım. Yine ATP, protein, RNA molekülleri üretilir. RNA molekülleri üretilir. Ve ne dedik? Endoplazmik retikulum ortadan kaldırılır. Yani yıkılır. Evet, G2 evresi de bu şekilde bitiyor. G2 evresi tamamlandıktan sonra artık mitotik evre başlıyor arkadaşlar. Mitotik evreyi bir sonraki videoda anlatacağım. Şimdi burada size hazır interfaz evresini anlatmışken, burada size bir kontrol noktalarından bahsetmek istiyorum. Hücre döngüsünün kontrolü demek istiyorum arkadaşlar. Hücre döngüsünün kontrolünü burada anlatıyorum. Çünkü G1 kontrol noktası var, S kontrol noktası var, bir de M kontrol noktası var. Bu yüzden de bunlarla bağlantılı olduğu için burada anlatalım, geçsin bitsin. Şöyle yazalım. Hücre döngüsünün kontrolü diyelim. Hücre döngüsünün kontrolü. Arkadaşlar hücre döngüsünün kontrolünü ben şöyle anlatmak istiyorum. Kontrolün hem de noktaların nerede olduğunu da gösterelim. Şimdi biz hücre döngüsünü ikiye ayırmıştık, değil mi? İnterfaz, mitotik evre olarak. Şimdi burada 3 tane kontrol noktası var. Bakın ilk önce şöyle mitotik evreyle interfaz evresini bu şekilde göstermiş oldum. Küçük olan yer mitotik evre, büyük olan yerde interfaz evresi. Şimdi G1'in sonunda, bakın G1 evresinin sonunda bir G1 kontrol noktası vardır. Kontrol noktası. Şimdi burada neler kontrol ediyor, buraya yazacağım. Sonra geliyorum arkadaşlar, bir S evresinin sonunda, bakın şurada S kontrol noktası vardır. S kontrol noktası.
G2'de kontrol noktası yok. G2 yerine nerede var biliyor musunuz? Arkadaşlar mitotik evrenin ana faz evresinde bir kontrol noktası vardır. Bakın şurası ana faz evresi. Ana faz. Burada M kontrol noktası vardır. Kontrol noktası. Yani ana faz evresine denk geldiği için buraya ana faz yazdım. Peki ne oluyor bu kontrol noktalarında? Neden kontrol ediliyor? Şimdi sonuçta hücre döngüsüne başlandığı zaman bazı olaylar gerçekleşiyor. Mesela nedir bu olaylar? İşte iyipliklerinin oluşması, hücrenin yeterli büyüklüğe ulaşıp ulaşmaması, iyipliklerinin kromozomlara tutunup tutunmaması gibi bu olaylar kontrol ediliyor. Eğer kontrol noktası bozulursa ya da kontrol edilmezse arkadaşlar ne olur? İşte kromozomların ayrılması sırasında bazı durumlar ortaya çıkabilir. Mesela kromozomlar ayrılmazlar. Bazı mutasyonlar ortaya çıkabilir veya DNA kendini yanlış eşlemiştir. İşte yine mutasyonlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden de bu kontrol noktaları oldukça önemlidir. Peki G1 kontrol noktasında ne kontrol ediliyor? Arkadaşlar hücrenin yeterli büyüklüğe erişip erişmediği kontrol edilir. Hücrenin yeterli büyüklüğe ulaşması bu kontrol ediliyor. Daha sonra DNA eşlenmesinde işte hata var mı diye bunu da S kontrol noktasında kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sonra büyüme faktörünün ortamda olup olmadığı kontrol ediliyor. Büyüme faktörünün varlığı diyelim. Bu kontrol ediliyor arkadaşlar. G1 kontrol noktası bu şekilde bitiyor. Gelelim S kontrol noktasına. Şimdi S evresindeki olaylar S kontrol noktasında kontrol edilir. Nedir bunlar? Özellikle DNA. DNA'nın eşlenmesinde hata olup olmadığı kontrol edilir arkadaşlar. DNA eşlenmesinde hata olup olmadığı kontrol ediliyor arkadaşlar. Peki diyelim ki DNA'nın eşlenmesinde hata var. O zaman ne oluyor? S kontrol noktasında kontrol edildikten sonra bakıyor ki hata var. Diyor ki sen dur. Git ilk önce bu hatayı düzelt. Daha sonra tekrar gel. Gidiyor hatayı düzeltiyor arkadaşlar. Tabii hata kontrol mekanizmaları falan var. Hani düzeltme mekanizmaları. Enzimler görev yapıyor. Birazdan o enzimleri de söyleyeceğim. Arkadaşlar bu enzimler sayesinde hatalar düzenleniyor, düzeltiliyor ve tekrardan geliyor. Bu kontrol noktası tekrar kontrol ediyor. Bakıyor ki bu sefer hata yok. O zaman diyor ki devam et. Devam ediyor, geliyor. G2 evresi geçiyor. Mitotik evreye geliyor. Profaz geçti, metafaz geçti. Hop anafaz evresine geliyor. Anafaz evresinin sonlarına doğru arkadaşlar bu M kontrol noktası vardır. Burada bakıyor. Diyor ki bakayım. İyi iplikleri kromozomların santromer bölgesine düzgünce tutunmuş mu? Tutunmuş. Sıkıntı yok. Şimdi anafazda ayrılma gerçekleşecek ya, daha anlatmadım ama kaba hatlarıyla belki biliyorsunuzdur. Anafaz ayrılma evresidir. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılacak. Yani şöyle düşünün. Şu bizim kromozomumuz. Bakın şöyle. İyi iplikleri geldi. Santromer bölgesinden bağlandı. Şurası santromer bölgesi. Geldi, bağlandı. Bağlanma normal gerçekleşmiş mi? Bunu kontrol etti. O zaman tamam, gerçekleşmiş. Sonra anafazda ayrılma gerçekleşiyor. Ayrılmaya bakıyor ki bunlar ayrılmış mı? Eğer düzgün bir şekilde ayrılmışsa arkadaşlar diyor ki devam edebilirsin. Devam ediyor ve döngü tamamlanıyor. Bu sefer hücre döngüsünün kontrolü de bitmiş oluyor. Peki diyelim ki ayrılmamış. Şu iki kromozom ayrılmadan bir kutuba gitmiş. O zaman ne oluyor? Diyor ki bu hatayı düzeltelim. Ondan sonra devam edelim. Hata düzeltiliyor arkadaşlar. Sonrasında devam ediliyor. O zaman yazalım ne olduğunu, neler kontrol edildiğinde. İyi ipliklerinin kromozomlara tutunup tutunmadığı, daha sonra ayrılmanın normal olup olmadığına bakılır. Yani ben burada biraz farklı cümleler kurmuş olabilirim ama beni anladığınız umut ediyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar M kontrol noktası da tamamlanmış oluyor. Şimdi peki burada görevli olan enzimler kimler? Hangi enzimler? Arkadaşlar kontrol noktasında siklin ve siklin bağımlı kinaz dediğimiz enzimler vardır. Bu enzimler görevlidir arkadaşlar.
Siklin bağımlı kinazlar siklin enzimleriyle aktif hale geliyor. Bu yüzden siklinlerin dolaylı bir kontrolü var ama siklin bağımlı kinazlar direkt olarak kontrol eden enzimlerdir. O zaman şöyle yazalım, not diyelim. Hücre döngüsünün kontrolünde siklin ve siklin bağımlı kinazlar. Kinazlar görevlidir. Görevlidir. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi siklin bağımlı kinazları aktifleştirir. Yani bunların dolaylı bir etkisi var. Bunları aktifleştirerek ama siklin bağımlı kinazlar direkt olarak kontrol ederler arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar bizim hücre döngüsünün kontrolü böyledir. Bir de size bir şey daha söylemek istiyorum. Hani bölünemeyen hücrelerden bahsetmiştim ya bir önceki videoda. Arkadaşlar bu bölünemeyen hücreler G0 evresinde takılı kalan hücrelerdir. Yani bazı hücreler G0 evresine takılı kalıyorlar ve bu hücreler artık bölünemiyorlar arkadaşlar. O bölünemeyen hücrelerde hani şifre vermiştim, Kars yumurtası demiştim. İşte oradaki Kars yumurtasında hatta kağıt burada göstereyim. Bakın şurada. Buradaki hücreler hatta isterseniz şuraya not olarak yazayım siz de alın. Neyle yazayım, hangisiyle yazayım? Şu pembeyle yazalım. Bu hücreler G0 evresinde takılı kalmıştır. Takılı kalmıştır. Bu yüzden bölünemez. Evet, bu şekilde bu videoyu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Mitoz bölünmeyi evrelerini bahsedeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.